Hayırdır? Sabah sabah hangi rüzgar attı ki Nersen'i buraya? Ha, mevzu bahis benim karılarım herhalde, öyle der mi? Sen ev ahalisini bir toplasana. Size göstermek istediğim bir şey var. Neymiş ki ne o? Getir oğlum. Hayırdır inşallah. Bu kıyafetler size bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet. Annemin bu, Asiye annemin. Ne? Abi sen ne dersin be ya? Emin misiniz? Evet. Ya baba sen de bir şey söylesene. Bu basbayağı annemin kıyafetleri bu. Ya sen öyle diyorsan öyledir benim kızım. Ben bu konuda pek bir yorum yapamayacağım. Ne demek yorum yapamayacağım abi ya? İnsan hiç karısının kıyafetlerini tanımaz mı? Kızım bende o kadar çok karı var ki. Yani hangisi ne yiyor, ne zaman, ne... Bilemiyorum komutanım. Peki ya bunlar? Bunlar Ayşe Maksut'a mı ait? Vallahi bilmem ki. Bir bakalım. Yani olabilir de olmayabilir de. Bunu en iyi Afet bilir. Evet, Afet bilir. Kendisi gelini olur da. Ben gideyim bir çağırayım, gelem o zaman. Gelsin kendisi teşhis etsin. Oh, Allah! Bırakın! Ne oldu lan? Hay maşallah ha! Halı? Köyan ideni taranı. Aklı, fikri, yüz, aşına da fişine de. He kız, başka neyle olacaktı ki? Ayıp kız, ayıp sus. Daha hala yatı ya. Kız kalk, kız kalk, kalk. Kalk kız kalk. Kız adam ne oluyor sabah sabah ya? Sana bizden göründüler herhal. Yok, analarınızdan göründüler. Kanada kıyafetlerini bulmuşlar. Asiye'ninkini teşhis etmişlerdi. Ayşe'ninkini teşhis edemeyilermiş. Gelip de bir teşhis edecekmiş siz. Ne? Kıyafet kıyafet teşhis edecekmiş siz. He, bunlar anamındır. Kız ne diyorsun ya? Emin misin? İyi bak belki de değildir. Eminim, eminim. Aha da bu entari için dükkandaki karının kırtlağına o meşhur parasını dayadıydı, oradan hatırlıyorum. Kesin ve net bilgi. Ay benim anam. Garip anam. Hiç anam. Benim oğlum Gök Hanım, yapmayın böyle. Koy vermeyin hemen kendinize. Evet abim, doğru söylüyor. Biraz metanetli olun. Abi! Gettiler abi, gettiler. Dur benim bacım, dur, dur. Peki zannetmiyorum ama gettiklerini. Bir haber var galiba ya. Hadi inşallah, inşallah bulmuşlardır. İnşallah, inşallah. Gel Möteber, gel. Baba, hayrola, yeni bir haber mi var? Ha, bu kıyafetler neyin nesi? Anam! Ha, bu Asiye'min! Hani o da kutunun ya! Ya bunlar buradaysa içindekiler nerede? He valla. Mühteber anam doğru bir noktaya parmak basmıştır. Gani anayla Asiye ana buradalardır yoksa mı yoklardır? He. Yoklardır. O halde ikinci sorumu soruyorum, neredelerdir? Sanırsam ki kanaldadırlar. Kız! Sen ne diyorsun ya? Ya kanadır ne diyor ya? Bu şimdi benim Asiye'mler. Ağızda bu kutum. Ama ben dedim. Hiçbiriniz beni dinlemediniz. Ben onlar kanala düşmüştür dedim. Hiçbiriniz beni iplemediniz. Oy ben öyleydim. Yeğilerim. Yeğilerim. Seni dövsene, hırpalasana kendini biraz. Hadi bir şey. Ah benim etçilerim.
Ne yapıyorsun saçmalık? Aman be İskender, ben acımdan ne dediğimi bilir miyim be ya? Hanımlar, hanımlar bir sakin olun. Bir iki parça kıyafetten büyük anlamlar çıkarmayın. He, çıkarmayak ha. Komutanım, belli ki başlarına kötü bir şey gelmiş işte. İlla düşündüğünüz gibi bir şey olmak zorunda değil. Bir hırsızlık vakası olabilir, daha hiçbir şey belli değil. Hemen koyuvermeyin kendinizi. Benim komutanım, gözünü çapağınayım, bul benim karılarımı. Yoksa ben burada kafayı yiyeceğim, bilir miyim? Sen hiç merak etme Kalendera. Civar köyler dahil her yere bakıyoruz. Bul. Bir an evvel bul onları. Bunu diyeceğimi hiç tahmin etmezdim benim ailem. Ama inşallah tez vakitte evlerine dönerler. İnşallah, inşallah, inşallah. Ya Rabbi. İnşallah. Ay. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Kız Ayşe. Ben kendime hiç kıyamıyorum. Al sen kes, belki sen kıyarsın. Kıyarım, kıyarım. Hem de pek güzel kıyarım. Nasıl olsa kesme doğrama işleri hep benden sorulur. Gel. Emin misin? He, hadi kes, kes de bitsin boş kendi. Vallahi mı? Kız kessene, yoksa ölüp gideceğiz buraya zavallı gibi. Asiye belki ölmeyiz. Kız kessene ya, sen kessene. En azından ölürsem de onurumla ölürüm ya, kes. İyi tamam, madem o kadar istiyorsun. Hani hep keşke falan olaydı Asiye. Böyle bir kere de yapardım. Neyse, bununla idare edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ay! Kıyamayacağım. Yapamayacağım Asiye. Kız yap işte, yap. Yoksa buradan kurtuluşumuz yoktu. Ya belki kurtuluruz. Möteber'e istediğini verirsek salar bizi belki. Kız ne istemiş ki Möteber abla? Allah Allah, ne isteyecek? Ağamla evlenmek. Tamam Möteber abla, ağamla evlenebilirsin dersek belki kurtuluruz, salar bizi. Yok Ayşe'cim, yok. Benim şanzımanımda geri vites yoktur. Ben ölürüm de boyun eğmem o kazulete. Sen en iyisi kes şunu da bitsin bu işkence. O zaman hakkını helal edebilirsin Asiye'cim. Çünkü ikimiz burada beraber ölüp gideceğiz. Sen de hakkını helal et Ayşe'cim. Kız ben seni sevmezdim ama... o mühteber cadısını daha bir sevmezdim. Al benden de o kadar. Ben de senden tiskinirdim. Ama o mühteber karısından daha birçok tiskinirdim. Ne kadar hakkım varsa helal olsun sana kardeşim. Demek buraya kadarmış. He. De Asiye, sen şu geri vites işini bir daha mı düşünsen acaba? Ayşe! Ya tamam, geri vites olmasa da şuradan U dönüşü yapıp geliriz, olmaz mı? Bak geri vitesleri ha! Tamam ya, tamam. Bari son zamanlarımızı birbirimize sarılıp geçirek ha Asiye? Asiye! Çok kötülüklerini gördüm.
Ne yapıyorsun, ne ağlıyorsun? Kimin için ağlıyorsun? Bu ağzı kimin için yakıyorsun? Yoksa bu evde bir cenaze çıktı da benim mi haberim yok? Benim kalem dur babam. Anamların kıyafetleri var, kendileri yok. Bilmiyor mu Allah sen? Biliyorum kızım, biliyorum. Böyle iki kıyafet yüzünden yas tutulup ağat yakılır mı ki ne? Daha ne olduğunu bile bilmiyor. Ya evet, babam doğru söylüyor. Gün doğmadan neler doğarmış. Hem yani ölmediler bunlar. Niye ölmüş gibi davranıyorsunuz ki? Evet. Bir kere burada mevzu bahis olan benim güttük annem Ayşe. Öyle o kolay kolay kuyruğu titretmez. Kendinize gelin. Evet. Ay benim süslü Asiye'm. Ay benim güttük Ayşe'm. Ay nasıl da bıraktınız gittiniz kumanız ay canım. Mertemer, mertemer ne yapıyorsun? Güttük kıyması. Ne? Güttük kıyması derken ha? Ahanda bu kıymayı, ahanda bu parayla yapmayı bana güttüğüm öğretti biliyor musun? Kendisi çok severdi ya. Ay benim güttük Ayşem. Oldu olacak var ya, bu kart karıyı da akıl hastanesine yatıralım. Konakta toptan bir temizlik olsun. Anne. Sen karışma kız. Sus bakayım. Allah Allah. Yalan mı söylüyorum ben be? Vallahi bu kadının aklı yerinde olsa var ya kumalarım gitti diye üzülüp ağlayacağına zil takıp oynaması lazım. Amelia Hanım doğru diyor. Möteber. Sen niye böyle ağlanıp duruyorsun? Kumalarım da onlar benim. Yoldaşlarım da onlar benim. Bacılarım da onlar benim. Ay Kudu, ay Asiye'm. Tövbe de Möteber, tövbe de. Evlerden ırak, şeytan kulağına kurşun. Möteber ana, Möteber ana. Hadi gel şimdi biz seninle Gani anayı bırakalım. Aman, Gani ananın kıymasını bırakalım, oturalım. Haydi. Ya de kız bırak beni ya. Kumalarım duhurlar benim. Onu anladık. Kumalarım da onlar benim. Hazar, Kaan. De haydi bir kapının önüne çıkak da bir şeyler konuşalım. Gökhan. Sen burada kal oğlum. Sen burada kal. Bu karılar yine ağda başlamasınlar. Benim de benim dasını attırmasınlar. De haydi. Tamam ben. Ay benim kumalarım da onlar benim. Bacılarım da onlar benim. Yoldaşlarım da onlar benim. Ay, ay. Ay benim kurduk Ayşem, ay canım. Sen nasıl bırakıp da gittin beni? Ay Ayşem hanım. Ay canım ben bak seni. Ben dayamam ya ben şimdi buna. Bak. Aslan sonuna bak. Benim oğlanım. Sizce de Möhteber'in halinde bir gariplik yok muydu? Ne gibi baba? Şöyle yine. Baksanıza nasıl da üzülüyor. Ağat üstüne ağat yakıyor. Ya eskiden olsaydı. Yani zil takıp oynardık Kamelya Hanım haklı. İyi de benim babam yani Kamelya Hanım'ın lafına inanıp benim anamı akıl hastanesine mi yatıracağız? Yok benim oğlum öyle değil. Abi bir saniye. Şimdi baba sen ne demek istiyorsun bir açıkça söyler misin? Bakın Asiye ile Ayşe beni nikahtan daha yeni kaldırmışken he. Möhteber'in onlara iyi davranması hakikaten biraz tuhaf değil mi? Ya siz inanıyorsunuz mu buna? Ben... İnanmıyorum. Yani babo ağa şüphelerinde haklı. Evvalla ağam Mariko'yla Afet de şahittir ki Möhteber ana gereğinden fazla tepki göstermiştir. Fazla üzülmüştür yani. Yalandır. Kendini yerlere atmadı. İyi vallahi attı. Ya attı yattı da ne diyeceksin Nazgül onu de. Şimdi ben Möhteber ananın elindeki kıymayı güttük, güttük diye sevdiğini görünce benim beynimde flaş 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 patladı. Ne diyorsun Nazgül? Möhteber güttük, kıyma mı yaptı değil mi? Yok artık.
Ne yani? Şimdi sen Mühteber Ana cani mi diyorsun Nazgül? Vallahi onu bilmiyorum de... bu kayıp vakasındaki bütün oklar... Mühteber Ana'yı işaret ediyor. Ya kız ne oku? Hangi oklar? Hazırsanızsa anlatayım. Anlat Nazgül, anlat. Şimdi beni kıvırcığım... aha bu Mariko ve bu sukumsuz da şahittir ki... Mühteber Ana kendi yaptığı börekten zehirlenmiştir. Kız bunu nereye bağlayacaksın? Şuraya bağlayacağım. Asiye Ana ile Gıni Ana en son nerede görüldü? Nerede? Bizim evde. Ha? Sizin evde. Hem de börek yerken. Öyle bir börekti ki dedim ki ana ne güzel olmuş. Manda ver dedim. Vermedi. Man dedi ki... Aa, ana börek yaptın yoksa mı yok? Ne kız? Sen sonra yersin. Çıma, yesem ne oluyor ana? Hem öte bir hem de kusucağını bıraktı yesin. Ulan canım o çok yiyor. Hem ben bunların hepsini sizin için yaptım. Ya sonra onlara döndü dedi ki... ben dedi bu böreği size yaptım dedi. Niye? Çünkü Mühteber Ana o böreğin içinde zehir olduğunu biliyordu... ve benim kanındaki bebek zehirlenmesin diye bunu söyledi. Böyle oldu. Evet, böyle oldu. Mühterem Mühteber Ana sırf anamları zehirlemek için eve çağırdı diyorsun yani öyle mi? Ya benim karım, bak bunlar çok ağır suçlamalar. Hani sen şimdi gebe kadınsın böyle ağır falan kaldırmasan diyorum ha. Ay. Hı. Amma ağır, amma hafif. Ben doğruları söylüyorum. Diyorum ki Mühteber Ana o böreğin içinde zehir olduğunu biliyordu, biliyordu, biliyordu. Vallahi Nazgül haklı olabilir ha. Dün önüne koyduğum böreğin kendi yaptığı börek olduğunu öğrenince var ya bana bir çıkıştı ki görmeyin. Allah senin cezanı vere. Kız yedin ya bana de. Sonra da zaten küt diye de bayıldı gitti. İyi, vallahi doğru diyorlar. Benim naciz vücudum da bu olaya şahittir. Ya bir insan börek bozuk diye niye bayılsın ki? En fazla böreğin içindeki peynir ekşimiştir. O da motoru bozar, çeçir eder. Vallahi seni tebrik ediyorum sukumsuz. Muah, çok doğru bir noktaya parmak bastın. Oy, başıma gelenler. Dur, dur, dur babu. Zaten sonrasında da... Gıni Ana ile Asiye Ana'yı gören olmadı. Oy başımıza gelenler. Dur 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 baba ağa. Hemen heyecanlanma. Dahası var. Dahası ne? Dahası da mı var? Allah! Allah! Düneyin hem bu Mariko ile ben anamı bahçede gördük. Torbağa kazıyordu. Mühteber Anam'dır o yoksa yok. Bilmem ki. Ablam galiba. Allah Allah. Kız gömcü peynirleri çıkarıyor herhalde. Kız Ayşe Anadır bu peynir gömsü. Hem gömse niye gece gece çıkarttın? Ki gördünüz mü? Ne kazıyor şurada? Göremedik. Ola tıkırtılarımızı duymuş olacak ki... öyle bir bağırdı. Sen kimsin ki ne? Koşar adımlarla kendimizi eve zor attık. Nazgül, sen baya baya hafiyelik oynuyorsun farkında mısın? Ayo Dreş, sadece parçaları birleştiriyorum. Eğer kim burada bir oyun oynanıyorsa... o oyunu oynayan vallahi ben değilimdir. Yahu tamam da bunların hepsi birer tesadüf olabilir. Öyle mi Hazara? Peki şimdi şuradan dinleyelim bakalım. Mühteber Anam ne dedi? Ay dedi, Gıni aman güdüklen dedi, Asiye dedi. Kanal boyuna yürüyüşe çıktı dedi. Peki size soruyorum.
Onların kıyafetleri bu sabah nerede bulundu? Burada. Kanal boyunda. Bozuklar. Haydi şimdi bunu da açıklayın. Benim karım. Sen şimdi diyorsun ki ne? Benim anam onları... Senin dilin varmıyor. Ben diyeyim. Mühteber ana kumalarını önce zehirleyip öldürdü. Ondan sonra kemiklerini torbaya gömdü. Şimdi içeride etlerinden kıyma kebabı yapıyor. Vallahi katil benim kaynanamdır.